Merhabalar, yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Bu kış günlerinde içimizi ısıtacak mis gibi bir ezogelin çorbası yapalım istedim. Bunun için gerekli olan malzemelerim, burada görmüş olduğunuz bir çay bardağı mercimeğim var arkadaşlar. Yarım çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı pirinç, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Bir baş kuru soğanım var ve nane ile kırmızı pul biber kullanacağım arkadaşlar. Burada tencerede görmüş olduğunuz sıcak suyum var arkadaşlar. Buna bulgurumu, mercimeğimi ve pirincimi ilave edeceğim. Kaynamaya bırakacağım. Önce bunları bir yıkayalım arkadaşlar. Sudan geçirelim. Mercimeklerimi yıkadım. Tencereme ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mercimeklerim, bulgurum böyle güzel haşlandı. Altını kısıyorum. O pişmeye devam ederken arkadaşlar, biz öncelikle soğanımızı bir güzel rondodan geçirelim. Evet, ufak bir tavaya arkadaşlar soğanlarımızı alalım. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Kavurmayacağım arkadaşlar. Evet, yağımız eridi. Soğanımızı bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da salça ilave edeceğim. Salçamızı iyice kavrulduktan sonra arkadaşlar nanemizi ve pul biberimizi de ekleyip biraz daha kavurup direkt çorbamıza ilave edeceğiz bu karışımı. Bir tatlı kaşığı nane kullanıyorum arkadaşlar. Biraz da pul biber ekleyeceğim. Evet, karışımım hazır arkadaşlar. Şimdi bunu çorbaya ilave edeceğim. Bir güzel karıştıralım arkadaşlar. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Biberimizi
5-10 dakika daha kaynatacağım arkadaşlar. Ondan sonra dilerseniz bu şekilde, dilerseniz robottan geçirerek servis edebilirsiniz. Çorbaya isterseniz tavuk suyu, et suyu veya bulyon da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen damak zevkinize kalmış. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlaka deneyin.